Aselsan senedimizde bu hafta gördüğünüz gibi yarı yarıya stop bölgemizin altına bir düşüş gelmiş ve kesin stop noktamıza yakın bir kapanış olmuş. Tabii bu durumdaki bu şablon durumumuzun tamamlanarak bu bölgenin de altına düşüş yapması ve artık yarı yarıya stop bölgemizin altında kalması düzeltme kanal bölgesinin alt bölgesine doğru devam eden süreci başlatmış oldu. Yani burada yarı yarıya stop bölgemiz 21.65 bölgesiydi. 21.65 bölgesinin altında kaldığı sürece aşağıdaki düzeltme bölgelerine ve kesin stop noktamızdan 20.19 bölgesinde altına sarkarak daha derin düzeltmelere gitme ihtimali belirmiş oldu. Tabii bu durumda en önemli destek noktamız da çift tip bölgesi olan 18.55 gözüküyor. 18.55 bölgesinin altına düşüş devam ederse daha derin düzeltme ihtimallerine doğru giden bir süreç meydana gelebilir. Tabii burada kesin stop noktamız olan 20 bölgesinin altına düşüş olmadığı sürece şu ara bölgedeki güç kazanma hareketlerini yapıp oradan tepkisi hareketi başlatma ihtimali de oluşabilir. Fakat burada 20 bölgesinin altına düşüş başladığı andan itibaren çift tip bölgesine doğru büyük ihtimalle aşağıya düzeltme boyutlarını devam ettiren süreç başlar. O yüzden burada yarı yarıya stop bölgesinde değerlendirilmediyse kesin stop bölgesi olan 20'li bölgenin altına düşüşte stop yapmakta fayda görüyorum. Ereğli senedinde gördüğünüz gibi yarı yarıya stop bölgemiz olan birinci bölge olan 27.60 bölgesinin altında kapanış gerçekleşmiş ve o bölgenin altındaki kesin stop noktamız olan 25.90'a doğru bir düzeltme gelmiş. Birinci yarı yarıya stop bölgesi kullanılmadıysa kesin stop noktası olarak belirlediğimiz 25.90 bölgesi şu andan itibaren tabii ki en yakın destek ve en önemli stop noktamız olarak takip edeceğiz. O bölgeye yarı yarıya stop olarak da kullanılıp daha aşağıdaki düzeltme bölgesi çip tipe doğru kesin stop noktasından buradan sonraki düzeltme noktasındaki en dip noktadan 23.60 bölgesine doğru da düzeltme durumlarını göz önünde bulundurmak gerekiyor. O yüzden burada artık yukarı 27.60 bölgesinin üzerine çıkış olmadığı sürece özellikle bu bölgedeki 28.15 bölgesindeki İlk yarı yarıya stop bölgemiz artık en önemli direnç konumunu almış oldu. 28.15 bölgesinin üzerine çıkışlar olmadığı sürece aşağıdaki kanal bölgesinin dip noktasına doğru devam eden süreç yani 23.60 bölgesine olan sürecin devam etme ihtimali çoğalmış oldu. O yüzden bu bölgede stop yapılmadıysa öncelikli olarak yarı yarıya stop bölgesi buradan itibaren belirlediğimiz 25.90 bölgesini iyi takip etmek lazım. O bölgenin altına düşüşler de meydana gelirse en alt bölgedeki dip noktada kesin stop olarak takip edilmeli. Garanti Bankası grafiğimizde bu hafta yataylık söz konusu olmuş. Her ne kadar yukarı tepkisel hareketler yapsa da kanal direncinden sonra tekrar geri çekilmeyle orta bölgedeki destek ve direnç noktası olan çalışan bölge 11.95 bölgesinin az bir üstüne çıkış yapıp tekrar o bölgeye yakın bir kapanışla bu haftayı kapatmış gözüküyor. Tabii bu bölgenin altına düşüşler devam etmediği sürece şu üçgen bölümümüzdeki şablon durumu devam edecek. Fakat geri çekilmelerde tabii ki 11.90 bölgesinin altındaki kapanışlarda kanal desteği ve en alt bölgedeki yarı yarıya stop bölgesi olan 11.21 kesin stop noktası olarak da 10.90 bölgesini kesin olarak takip etmemiz gerekiyor. Derin düzeltmeleri göz önüne almamak için. Kardemir D grafiğinde gördüğünüz gibi yarı yarıya stop bölgesinin altındaki kapanıştan sonra kanal desteği çalışmış fakat o bölgenin altında devam ederse kesin stop noktası olarak
10-60 bölgesini belirlemişiz. 10-60 bölgesinin altında kesin stop olarak değerlendirmek lazım. Çünkü derin düzeltmede kanalın alt bölgeleri burada gördüğünüz gibi 8-50 bölgesine kadar olan ve şu bölgedeki çift noktasına kadar olan düzeltme boyutlarını göz almak gerekebilir. O yüzden burada kesin stop noktası olarak belirlediğimiz 10-60 bölgesini mutlaka takip edelim. O bölgenin altına düşüşlerde stop olmayı değerlendirmek lazım. Daha aşağıdaki derin düzeltmeleri göze almamak için. Tabi buradan sonra yarı yarıya stop bölgesini önemli direnç konumunu almış oldu. 11-25 bölgesi. 11-25 bölgesinin üzerine çıkış yapamadığı sürece aşağıdaki düzeltme boyutlarına büyük ihtimalle geçiş yapabilir. 11-25 üzerinde kalıcı kapanışları sağlayabilirse buradan tekrar tepkisi hareketler verip şuradaki şablon bölümümüzün içerisine gireceği için yukarı hareketlerin devamını gerçekleştirme ihtimali oluşturabilir. Bu olmadığı sürece aşağıya düzeltme boyutları devam etme ihtimali daha yüksek gözüküyor. Music licensing reimagined. Petkim senedimizde de gördüğünüz gibi çizdiğimiz şablon durumundaki yarı yarıya stop bölgesinin altına bir geçiş olmuş ve o bölgedeki şablon desteği ve kesin stop noktası olan 8'li bölgeye bir düzeltme gelmiş. O bölgenin altındaki durumda aşağıdaki şablon bölümü ve düzeltme kanal bölgesinin alt durumlarına doğru geçiş olacağı için 8'li bölgede bu bölgede yani 8.50 bölgesinde yarı yarıya stop değerlendirilmediyse 8'li bölgenin altındaki kapanışlarda kesin stop olarak değerlendirmekte fayda var. Çünkü düzeltme kanal bölgesinin alt bölgesindeki destek 7.15'e kadar devam ediyor ve kanal desteğinin en alt bölgesi de 6.50 bölgesine kadar devam etme ihtimali gösteriyor. O yüzden bu bölgelerde 8'li bölgenin altına düşüşlerde kesin stop olarak değerlendirilmeli ve artık 8.50 bölgesi de önemli direnç konumunu aldığı için 8.50 bölgesinin üzerine çıkış yapıp kapanışlar olmadığı sürece aşağıdaki düzeltme noktalarına orada doğru devam eden süreç başlamış gözüküyor. Hedefi gerçekleşmeye yaklaşmıştı fakat o bölgenin üzerine çıkış yapamadığı için yukarıda yeni hedefleri belirlemedik ve bu bölgeden artık geri düzeltmeler de başladığından dolayı öncelikli olarak tabii ki birinci destek noktası olarak devam eden 28.05 bölgesinin altındaki kapanışlardan sonra tekrar şu şablon bölümümüzün içerisine girdiği için artık 25.76 bölgesi yarı yarıya stop ve en önemli destek konumunda. O bölgeden sonraki ikinci destek ve değerlendireceğimiz nokta olarak takip edeceğimiz 24.35 ve kesin stop noktası olarak 23.15 bölgesi var. 23.15 bölgesinin altında düşüşler devam ederse en alt bölgedeki düzeltme bölgesi ve derin düzeltme olarak değerlendirilecek bölge olarak da 20'li fiyatlara kadar olan bir boyut olma ihtimalini göze almamak için buradaki yarı yarıya stop bölgesi olarak 25.55'i mutlaka değerlendirelim. O bölgeyi değerlendiremezsek kesin stop noktası olarak 23.25'i mutlaka göz önünde bulunduralım. Artlist.io. Tekfen grafiğimizde gördüğünüz gibi şablon durumu net bir şekilde çalışmış. Buradan yapmış olduğu yükselişle beraber en önemli direnç noktası olan şablon durumundaki 26.85'e kadar bir yükseliş gerçekleşmiş bu hafta ve o bölgenin üzerine çıkamadığı için de oradan geri dönüşle beraber tam kanal desteğine gelen bir durum sergilemiş gördüğünüz gibi. Bu bölgedeki yarı yarıya stop bölgemiz olarak 23.85'i belirlemişiz. 23.85'in altında düşüş olmadığı sürece şablon durumunun devamı söz konusu olup tekrar tepkisel hareketler kanalın üstüne doğru bir hareket ve 26.80 bölgesine kadar olan bir hareketlenme oluşturabilir. Fakat burada 23.85 bölgesinin altına sarkması yarı yarıya stop bölgemizin altına geçeceği için o bölgede yarı yarıya stopu mutlaka değerlendirmek lazım. Daha aşağıdaki düzeltme bölgesindeki kesin stop noktası olan 21.10 bölgesine kadar düşüşü göze almamak için. Tabi bu bölgelerin altına geçiş yapmadan burada tutunabilirse yukarı hareketlerin devamını da büyük ihtimalle 26.80'de geçerek bu yukarı yükselişi gerçekleştirme ihtimalini de çoğaltabilir.
Tüpraş grafiğimizde de gördüğünüz gibi şablon durumumuzdaki süreç devam etmiş ve o bölgedeki yarı yarıya stop bölgemiz olan 161.15 bölgesine doğru bir geri çekilme gelmiş. Bu şablon bölgemizdeki süreç kısaldığı için buradan vereceği tepkisel durumda yukarı bir hareket başlarsa önemli direnç noktası olan buradaki 185 bölgesi var. 185 bölgesini geçip üzerinde kalıcı kapanışları yapabilirse daha yukarı hareketleri meydana getirerek buradaki şablon durumunun devamını sağlayabilir. Fakat 161.15 bölgesi yarı yarıya stop bölgemizin altından bu sarkmalar meydana gelirse bu şablon durumunun uzamasına ve aşağıdaki dip noktaya doğru yani 141.05 bölgesine kadar olan düzeltme durumunu da meydana getirebileceğinden dolayı buradaki 161.15 bölgesindeki yarı yarıya stop durumunu öncelikle göze almak lazım. Bu bölgenin altındaki derin düzeltmelere yakalanmamak için. Bu durum olmadığı sürece buradan vereceği tepkisel hareketler de hacimsel durum güçlü bir durum sergilerse yukarı hareketlerin devamı büyük ihtimalle gelme durumu oluşabilir.